Ömür verdiği müddetçe de inşallah devam edeceğiz Çanakkale'de şehitlerimizi anmaya. O yüzden çocuklarınızı, gelecek neslinizi Çanakkale ile tanıştırın. Çocuklarınızı, torunlarınızı, gelecek neslinizi Çanakkale ile tanıştırın. Allah bu millete tekrar bunları gösterir göstermez bilemeyiz. İnsanların vatanı olmazsa dinlerini yaşayamazlar hür bir şekilde. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Medine'de inananlar olmasaydı Medine'ye hicret edemezdi. Medine'de inananlar vardı, oraya hicret etti. Sonra Medine'de o toprakların hakimiyetini aldıktan sonra dinin ibadet ve hükümlerle alakalı ayetleri indi. Mekke döneminde ibadet ve hukuk yoktur hiç. Çünkü İslam'ın toprağı ve devleti yoktu. Ne zaman toprağı ve devleti oldu, ondan sonra ibadetleri ve hukuku oluştu. O yüzden bizim sufi anlayışımız vatansızlık üzerine değil. Ben bazen kendimizi tarif ederken bizim yolumuz, bizim durduğumuz nokta Kur'an, sünnet, vatan, millet derim. Kur'an, sünnet, vatan, millet. Sorarlar siyaseten nerede duruyorsunuz diye. Ben de derim ki bizim günlük politikayla, günlük siyasetle, parti siyaseti ilişimiz yok. Bizim bir siyasetimiz varsa o da Kur'an, sünnet, vatan, millet derim. Bu önemli bir olgu. O yüzden Çanakkale'yi unutmayalım. Unutturmayalım da. Her zaman için de vatanı korumayı, topraklarımızı korumayı, milletimizi korumayı, insanlarımızı korumayı bir ibadet görelim. Bu ibadet. Evet. Ben burada Gazi Emir'de devam diye 115. beyitte düşmüşüm. Buradan devam edelim. İnşallah. Aşkın şerhinde akıl çamura saplanmış eşek gibi yattı kaldı. Aşkı, aşıklığı yine aşk şerh etti. Aklın şerh ettiği alan çok geniştir. Akıl öyledir ki bir şeyi anlamamızda, bir şeyi algılamamızda en önemli unsurdur. Eğer akıl yok ise bir kimse dinden de sorumlu değildir. Ve akıl sadece ve sadece fiziki olan, bizim sufi aleminde şehadet alemi dediğimiz, görünür alem dediğimiz, bilinen alem dediğimiz alemi idrak eder. Bu manada görünmeyen de var mıdır? El cevap vardır. Akıl o görünmeyeni kabul etmez zaten. Mesela bizim imanımız sadece aklın üzerine kurulu değildir. Bizim imanımız aklın da üstündedir. Ama akıl o aklın üstündeki imana teslim olur. Aklın üstündedir. Mesela Allah kendi zat-ı subutiyesit noktasında görünmezdir. Bilinmezdir. Onu tefekkür etmek de insanı yanıltır, yasaklanmıştır. Ama biz o Allah'ın varlığına iman ederiz.
biz meleklerin mahiyetini bilmeyiz. Meleklerin neye benzediklerini de bilmeyiz. Mahiyet açısından bize bu noktada ayan değildir. Ama biz meleklerin varlığına da iman ederiz. Ve bir de deriz ki şehadette bulunuruz. Melekler vardır deriz. İnsanlar melekleri rüyalarında görebilirler. Meleklerin de rüyalarında görmüş olduğu melekler sureten görürler. Bu noktada o misal alemine tecelli ederken bir surete bürünür. Surete bürünür ki akıl onu idrak edebilsin. Eğer bir şey surete bürünmezse, bir şeye benzemezse akıl onu idrak edemez. Akıl idrak edemeyeceği için akıl orada çaresiz kalır. Akıl çünkü ancak az önce hocamın bahsettiği gibi bilgilerle donatıldığında idraki genişler. Bilgilerle donatılmazsa aklın idraki genişlemez. Akıl ya duyu organlarıyla almış olduğu bilgilerle idrakini genişletir. Aklın genişlemesi budur. Ben burada sizi gördüm. Sizi burada gördüğüm için gördüklerimi akıl hepsini de algıladı. Beyne transformasyon etti. Beyin onları ne yaptı? Hafızaya aldı. Hafızaya aldıktan sonra tekrar ben onunla karşılaştığımda beyin onu hafızadan çıkardı. Akla sinyali gördü, gösterdi. Ama burada aklın tecelli ettiği yerdir beyin. Beyin akıl değildir. Akıl aslında bu noktada metafizik bir şeydir. Metafizik beynin üzerinde tecelli eder. Aklı biz de bu noktada fizik olarak tarif etmemiz mümkün değildir. Ama akıl var mıdır? Akıl vardır. Bana aklı göster dediğinizde aklı gösteremezsiniz. Aklın tecelliyatını gösterirsiniz. Akıl tecelli eder. Neye? Beynin üzerine tecelli eder. Tecelli ettiği yer de orasıdır. Ama beyni alsanız, çıkarsanız, buraya koysanız, beynin üzerindeki aklın tecelliyatı olarak neler varsa onları kaybetmez bir anlık tutabilirsiniz. Ama yine de aklı bu noktada tarif etmek, aklı benzetmek mümkün. Ama akıl şu demek mümkün değil. Bir de başımıza ne çıktı şimdi? Her şeyi tarif eden, her şeyi anlatan, her şeyi idrak eden, analiz eden ve bize bu toplamış olduğu bilgileri briefing yapıp sunan aklın çaresiz kaldığı bir yer var. Bu ne? Aşk. Aşk. Baktığınız zaman üç kelimeden ibaret. Bakıyorsunuz. Bir şeyi beğeniyorsunuz. Harika. Beğendiğiniz şeyi muhabbet besliyorsunuz. Bu da harika. Bunları niçin beğendiniz desem kendinizce bir şeyler anlatacaksınız. Diyeceksiniz ki ben beğendim, sebebi buydu. Bu mantoyu beğendim, rengi hoşuma gitti. Bu gömleği beğendim, kesimi hoşuma gitti. Bu erkeği beğendim, boyu bana uygun, yakışıklılığı bence uygun, müsait. Bunu ben beğendim. Bu kadını ben beğendim. Harika. Nesini beğendin? Fizikini beğendim. Saçının rengini beğendim. Gözünün rengini beğendim. Harika. Beğeni böyle bir şey. Beğendi o kimse. Bunu neden beğendi? Yok. Bir çıt daha üstü. Ona muhabbet besledi. Bunu da anlatacak çok şey var. Bir çıt daha üstü. Sevdi. Harika. Durmadı orada. Aşık oldu. Akıl kalmadı.
aşık olmayı akıl anlamadı. İdrak etmedi. Ancak şunu dedi. Dedi ki sevginin en şiddet hali. Dedi ki akıl bunu mümkün değil, anlatamıyor. Tarifi mümkün değil. Hazreti Mevlana'ya sormuşlar, aşk nedir? Benim gibi olduğunda anlarsın demiş. Ne olduğunu. Duygunun gazali, duygunun en yüksek noktası demiş. Herkes kendince aşka bir tarif koymuş, tarif etmiş. Aşk budur diyememiş hiçbir kimse. Bakın aşk budur diyebilen kimse yok. Ancak insanlar tarif ediyorlar, bir şeye benzetiyorlar. Bir şeye benzetiyorlar. Ama benzettikleri şey mi? Değil. Benzettikleri şey mi? Değil. Hazreti Mevlana da diyor ki, aşkın şerhinde akıl çamura saplanmış eşek gibi oldu. Çünkü duygunun en yüksek noktası. Bakın, ayet-i kerimede diyor ki, ey Habibim de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Bunun anlatılacak bir şeysi var. Seviyorsanız ona uyun. Ona uyduğunuz noktada nokta kadar onu sevdiniz. Harika. Ama başka bir ayet-i kerimede diyor ki o müminler ki Allah'ı şedid bir sevgiyle severler. Şedid bir sevgi. Şedid, kuvvetli. Bunu tarif etmiyor. Bundan ne anlamamız lazım? Bunu bize anlatmıyor. Kur'an da bunu bize anlatmıyor. Bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de anlatmıyor. Bu anlatılmıyor. Anlatılmayan bir şey var burada. Anlatılmayan bir şey var. Biz o anlatılamayan duyguyu bizim de burada anlatmamız mümkün değil. Ancak biz aşığın hallerini anlatabiliriz. Aşığın hallerini anlatmak demek, bir aşığın üzerinde bu tecelliyatlar varsa aşıktır. Bunu anlatabiliriz. Bir kimse kendince kendisini de aşık göremiyor. Tabii ben bu noktada raporluyum. Bir gün Orhan Hoca'nın programında bir doktor hanım teşhis koyuyorum, teşhis ediyorum. Bu adam aşık dedi, bağırdı. Dahiliyeciydi değil mi hocama? Hocam bile durdu. Dedi doktora, dedi hocam ne yapıyorsunuz dedi. Yok dedi. Elini kaldırdı, ayağa da kalktı. Teşhis ediyorum dedi. Bu adam aşık dedi. O Sabancı'da öyleydi ya hocam. Tutamadın ya hanımefendiysen. Hocam programı kapatmak zorunda kaldı. Bakın bu bir onun kendince kendi kavramında bir aşıklık bilinci oluştu. O aşıklık bilinciyle kendisi dedi ki bu adam aşık veya bu kadın aşık. Biz ancak onu kendi aşıklık bilgimizle, bilincimizle bunu söylüyoruz. İşte Hazreti Mevlana da diyor ki aşıklığı tarif etmeye gelince akıl sınıfta kaldı. Akıl çünkü bildiği, gördüğü, ellediği, işittiği bir şeyin üzerinde analiz ediyor. Yoksa analiz edemiyor. O aşırı derecedeki bir duygunun analizi yok akılda. Ancak o aşırı duyguyu bir başkasında hissettiğinde diyor ki bu aşık olabilir. Ve bir başkasında gördüğünde mesela diyor ki bu deli herhalde. Niçin? Onun kafasında akıllı bir kimsenin neler yapması gerektiği belli. Karşısındaki kimse o belirli hareketleri yapmazsa ona tersinden bakarak bu deli diyor. Neden deli diyor? Kendince bir akıllının prototipi belli. O akıllının prototipinin dışına çıkan bir kimse olursa onu deli dedi. Kendince prototip belli. Bir kimsenin aşık olabilmesi için şunları yapması lazım. Bunları yapar bir kimse
kendince aşık. Aslında evlenen insanlar da birbirleriyle evlenirlerken bu zan üzerine evleniyorlar. Kendince bakıyor hanımefendi, adam diyor ki ona, vallahi de seni çok seviyorum, aşıkım sana. Kadının farlar açılıp kapanmaya başlıyor. Ay ya, birisi aşık oldu bana. Aşık olduğunu söyledi. Tamam diyor. Neden? Onun kendince birisi ona aşıkım dediğinde, onun aşıkım dediğine inandı o. Ama adam dese ki, hayır sen aşık değilsin. Ne oldu? Yemek yerken beni gördün mü tabağın içerisinde? Haydi, bu soru nereden çıktı şimdi? Adamda ayrı bir aşıklık prototipi var. Adam, şimdi hocama anlatsam, hocam diyecek ki, hocam seni ben böyle bilmiyordum, kafe kırıkmış senin. Aşıklık prototipi, bir kimse seviyorum dediği kimseyi gördüğü, baktığı her yerde onu görmesi gerek. Aşıksa, daha bu aşıklık yoluna girdi ya, çayı içemeyecek. Aa, çayda o var. Yemek yiyeceğinde bakacak, yemekte o var. Yiyemeyecek tabaktakini. Tabii ben hocamın Sabancı'daki toplantısında konuşurken böyle posta attım ortaya. Dedim bana bu soruları da sormayın. Evliler buradan dedim boşanır gider. Sevgililer ayrılır gider dedim. Böyle salonun en arkasında birbirine gömülmüş iki sevgili vardı. Gözüm de onlarda benim. İçimden diyorum ki, ben şimdi konuştukça diyorum onlar birbirlerinden ayrılacaklar diyorum içimden. Ben başlayınca bir tane de orta sıralarda böyle 200 sıra ardında karı koca el ele duruyorlar böyle koltukta. İçimden diyorum ki bunları şimdi ben anlatacağım, anlattıkça birbirlerinden ayrılacak bunlar şimdi diyorum. Ben başladım ince ince anlatmaya. Benim sigorta patladı. Sigorta patlayınca o böyle aşık baktığı yerde onu görecek. Ne bileyim işte onu konuşacak, onu dinleyecek. Esen rüzgardan onun kokusunu alacak. Gece kalkacak, bu kadına bakacak ağlayacak. Kadın kalkacak, adama bakacak ağlayacak. Diyecek ki adamı görecek, diyecek ki ya bir nefes sonrası hasret bana. Ya ben işe gideceğim. Nereye gidiyorsun? Ben sensiz yapamam. Ben de seninle beraber geleceğim. Biz böyle bir aşıklığı da çekemeyiz ha. Biz deriz ki amma sümdükmüş adama. Ya bu kadın ne kadar yalamaymış deriz biz. Nereye geliyor bizden beraber? Kadın dedin otursun evinde. Ama kadın derse ki ben aşıkım. Ya sen nereye, ben oraya. Ya cebinde taşı istersen beni. Biz böyle bir aşıklığı kaldıramayız zaten. Şeyhler dahi kaldıramaz. Evet. Kapınızın önünde yatan bir kimse görebilir misiniz her sabah? Taşıyabilir misiniz? Çok basit. Gece saat 1'de açtın kapıyı, birisi dikiliyor kapıda. Yaşayabilir misiniz böyle? Eşiniz soruyor, bu kim? Aşığım oluyor. Sen kimsin? Ben maşuğuyum. Veyahut da bir kadın, örneğin bir adam ona aşık oldu. Ya kadın evli. Adam da dedi ki ben ona aşığım. Yapabilir mi? Öyle bir aşık olabilir mi bir adam? O evli adam ne yapar o adamı? Neresinden filotosunu çıkarır? Ben anlatıyorum böyle. O birbirine gömülen çift böyle birbirine gömülüktü. Gözüm de onlarda. İlk önce kadın haristir. Sen gördün mü dedi anlattığını. Adam hayır dedi. Hayır deyince böyle toparladı kendini. Dedim ikinci hareket geliyor şimdi. Bir daha bir şey söyledim ben. Adam döndü. Sende bu hal oldu mu? Hayır dedi. Bunlar gömülmekten vazgeçtiler. İkisi yan yana durmaya başladı. Hemen anında.
O evli olan çift vardı, el ele tutan. Birbirleri çok az bir şey bakıştılar. Birbirlerine bir şey sordular, ellerini bıraktılar. Niçin? Biz o gerçek aşıklıktan ürküyoruz çünkü. Onu yaşamak istemiyoruz aslında. Aslında hepimizde de birisi bize aşık olsun düşüncesi var. Bir şey efendi böyle anlatıyor. Aşık olmak lazım diyor. 3-5 kişi var. Ben yanına yaklaştım. Dedim efendim özel bir şey sormak istiyorum. Buyur Mustafa efendi dedi. Bir kimse dedim kapınızda dursa ne kadar taşıyabilirsiniz dedim. Nasıl dedi. Efendim aşık oldum size desem dedim. Hiç ayrılmasam sizden. Benden rahatsız olur musunuz dedim. Durdu. Baktı ben normal değilim. Yok kaldıramam dedi. Senin gözüne baktım dedi. Senin gözün normal değil Mustafa Efendi dedi. Zaten kaldırırım deseydiniz dedim. Bu gece kapınızdaydım efendim dedim. Bu gece kapınızdaydım dedim. Ne zamana kadar dedi? Ebediyen dedim. Aşıklık bu. Tecelliyat olarak. İşte o yüzden akıl bunu şerh etmiyor. Yani bir kimse nasıl kapıda durur diyor. Durmaması gerekir diyor. Yapamaz bunu diyor. Bunu yapmaması lazım diyor. Bir kimse nasıl sevebilir böyle? Sevemez diyor. Akıl bunu kabul etmiyor çünkü. Akıl kendi dairesinde, kendi ölçütlerinde sigortasını yakıyor. Sigortasını yaktığı için onu şerh edemiyor. Bir kimse karnı acıktığında yemek yer. Aşık diyor ki hayır yemez. Nasıl? Basbaya. Maşuku yeme derse hiç yemez. Kalıyor. Bunu akla vuracaksın. Olur mu ya? İnsan aç kalır mı? Kal. Ya nasıl kalır? Basbaya kalır. Ya nereye kadar kalır? Maşu ne zaman ye dedi, o zamana kadar yemez. Çok basit. O zaman aşıklık şerhi akılla algılanacak bir şey değil. Devam ediyor ama Hazreti Mevlana. Aşkı, aşıklığı yine aşk şerh etti. Bu akıl bunu şerh edemedi. Akıl bunu şerh etmekte, anlatmakta sınıfta kaldı. Ama aşk ve aşıklığı yine aşk şerh etti. Kendi kendini şerh etti. Kendi kendini anlattı. Güneşin vücuduna delil yine güneştir. Güneşe delil yine kendisi oldu, güneş oldu. Sana delil lazımsa güneşten yüz çevirme. Allah'ın Allah'lığına delil yine Allah oldu. Eğer sana Allah lazımsa ondan yüz çevirme. Ve Allah aşıklığını anlatacak olan yine Allah oldu. Allah tarif etti ve kendisini tanıtan da Allah. Ve Allah kendisini tanımlattı. Kendisini tanıttı. Biz Allah'ı tanırken, Allah'ı bilirken yine Allah'la Allah'ı tanıdık ve bildik. Allah kendisini tanıtıp bilmeseydi biz yine Allah'ı tanıyıp bilmeyecektik. Allah ne zaman ki kendisini tanıttı ve bildirdi, biz Allah'ı o zaman tanıdık ve bildik. O zaman bize delil lazım ise Allah'ın varlığıyla alakalı biz yine dönüp Allah'a bakacağız ve Allah'tan yüz çevirmeyeceğiz. Gerçi gölge de güneşin varlığından bir nişan verir. Gölge de güneşin varlığına delildir. Gölge ışığın varlığına delildir. Gölge var ise evet biz deriz ki orada ışık var ve orada bir cisim var. Orada bir şey var. Bir şey olmazsa gölge de olmaz.
O zaman bu kainatı gölge gibi görür sufiler. O zaman bu kainat gölge noktasında var ise, o zaman bu onun hakikati de var manası çıkar. Ama devam ediyor. Fakat asıl güneş her an can nuru bahşeyler. Asıl güneşi burada Allah'a atfediyor. O her an can nuru bahşeyler. Yani canlara ayakta tutan, canlara her dem hayat veren ve her canlıyı ayakta tutan asıl güneş olan Allah vardır. Allah her canlıyı, her varı ayakta tutandır. Gölge sana gece misali gibi uyku getirir. Eğer sen hakikatin hakikatine erişmeye çalışmazsan ve hakikatin hakikatine doğru gitmezsen gölge seni aldatır. Gölge seni ne yapar? Uyutur. Eğer sen hakiki aşıklığa doğru yürümezsen, onu aramazsan mecaz aşıklık seni aldatır, seni uyutur. Bu dünya seni aldatır, bu dünya seni uyutur. Bu dünya gölgesinden kurtulup sen hakikate doğru yürümen gerekir. Hakikate doğru yürümüyorsan bil ki sen uykudasın. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ki insanlar uykudadır. Öldüklerinde uyanırlar. O zaman bu insanlar dünyada dünya dediğimiz gölgenin rehavetine kapıldılar. Ve bu gölgenin rehavetine kapılırken uyudular. Bakın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ki dünya hayatı yolcu çölde yürüyen bir yolcunun bir ağacın dibinde gölgelenmesi gibidir. Dünya hayatı ağacın altında gölgelenmek gibidir. Gölgedir. Gölge. Az önce hocam anlatıyor. Diyor ki maddeyi parçaladık, bir daha parçaladık, bir daha parçaladık, bir daha parçaladık. Sonunda diyor madde yok oldu. Yok olmadı, görünmedi. Görünmeyince gölgeden bir farkı kalmadı. Gölge oldu. Senin normalde insan gördüğün bir müddet sonra yok olacak. Yani görüntüde kaybolacak. Varlık dediğin şey bir müddet sonra görüntüden kaybolacak. Kaybolacak. Babamın görüntüsünü şu anda eğer resme çektik, resme baktığımızda babamın görüntüsü var. Ama fizik olarak zahiren kalmadı. Hasan Özbağ yok. Ama Hasan Özbağ var mıydı? Evet. Hasan Özbağ nerede şu anda? Fiziken yok. Hasan Özbağ yaşamadı mı? Yaşadı. Nerede yaşadı? Dünyada yaşadı. Nerede şimdi? Yok. Kayıp mı oldu? Hayır. Ama fiziken ne oldu? Yok şu anda. O zaman bütün vücut, bütün varlık olarak gördüğümüz bu noktada izafi, geçici. Sufiler bu varlığı geçici varlık, geçici alem olarak görürler. Varlık olarak gördüğünüz şey izafidir. O yüzden Hazreti Mevlana der ki sen bütün kainatı hayal üzerine yürür gör. Kainat olarak gördüğünüz şey hayalden ibarettir der. Varlık olarak gördüğünüz şey hayalden ibarettir der. Muhyiddin Arabi Hazretleri görünen varlığa izafi varlık der. İzafi vücut der. Muhyiddin Arabi vahdedi vücut demez. Bu görünen varlığın hepsi de der izafi vücuttur der. Geçici olan, hayal olan, rüya olan bir vücut. Ve der ki bu vücut asla Allah değildir. Allah'ın sıfatlarının tecelliyatıdır. Ve asla hakikat değildir. Hakikat Allah'ın kendisidir der. O zaman varlığı komple mecaz olarak görür sufiler. İşte Hazreti Mevlana diyor ki sen gölgeyi gördün ya güneşin aslını ara. Sen güneşe doğru yol al. Hakikatin hakikatini ara. Az önce Orhan Hocam diyor ki o kimse diyor kendince aldatmasın bilim olarak. Öğrenmenin de öğrenmeni var. Araştırmanın da araştırması var.
Ben de içimden diyorum ki ne güzel söylemiş sufiler diyorum. Hakikatin de hakikatini ara. Hakikatin de hakikatini ara. Bil ki sonunda hakikat sana ulaşacaktır. Ve gördüğün her hakikat o değildir. Gördüğün her Allah düşüncesi o değildir. O değildir. Onun da hakikatini ara. Onun da hakikatini ara. Durma. Kemale erdim diye aldanma. Olgunluğa eriştim diye aldanma. Derviş oldum diye aldanma. İnsan oldum deyip de iki ayağının üzerinde yürüyorsan insan oldum zannetme. İnsanlığın da hakikati var. İnsan olmanın da insan üstüsü var. Yani insanı kamil var. İnsanı kamilliğin içerisinde dahi kemalatın bittiği bir nokta yok. Kemalatın da kemalatı, kemalatın da kemalatı, kemalatın da kemalatı var. Hazreti Muhammed Mustafa dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, hakkıyla sana kulluk edemedim ya mabut. Hakkıyla sana kulluk edemedim. Durmadı. Durdurak bilmedi. Hakikatin de hakikatinin olduğunu düşündü. Aldanma. Hakikatin de hakikati var. Gölge sana gece misali gibi uyku getirir. Evet. Gölge sana uyku getirir. Yani mecaz sana uyku getirir. Yanındaki kimse ay ne kadar aşık bana deme. Sen aşık olmaya çalış. Sen sevmeye çalış. Aldanma. O beni seviyor diye düşünme. Sen ne kadar seviyorsun ona bak. Onun ne kadar seni sevdiğine bakma. Sen onu ne kadar seviyorsun ona bak. Sen dilenci misin? Bir başkasının sevgisini mi dileniyorsun? Geç. Ben işte sevginin dilencisiyim demeyi. Dilencilik bizde yasaklandı. Dilencilik bizde haram. Hiçbir şeyin dilencisi olma. Sevgi de dahil. Sen sev. Sen aşık ol. Sen ciğerini yara yara sev. Sen gönlünden kan akıta akıta sev. Sen gözünden yaş yerine kan akıta akıta sev. Ve çık. O zaman Kadir inanır gibi seviyorum ulan de. Ama gözünden yaş yerine kan aksın. Baktığın yerde sevdiğini gör. Baktığın yerde sevdiğini göremiyorsan sen aşıklıktan dem vurma. Yediğinde içtiğinde göremiyorsan aşıklıktan dem vurma. Yediğinde içtiğinde görmek yolun başı daha. Sakın yolun sonu zannetme. Yolun başı daha. Yolun başı. Bakın yolun başı. Sakın öyle iki rüya gördüm de aşık oldum zannetme. Yolun başı. Kimi sevdiğini iddia ediyorsan onu gözünün gördüğü her yerde görmen lazım. Kadınsın. Kimi seviyorsun? Sakallı bir sevgilin var. Aynanın karşısına geçip ne zaman tarakla sakallarını taramaya başladığında gel. Aynanın karşısında sakalın varmış gibi tarayamıyorsan daha gidecek. Çok yolun var. Ay çok seviyor o kız onu. Ne kadar iyi. Çok mu seviyor? Geliyorlar bana. Aşıkım diyor. Gel bir sarılayım sana diyor. Bakıyor şimdi. Baktığın yerde onu gördün mü? Ses yok. Yürü bak işine diyor. Bir bayan geldi geçenlerde. Dedi birisi bana sizi tavsiye etti. Ben dedi size geldim. Hoş geldiniz dedim ben. Buyurun girin içeri. Girdi. Ben dedi bir erkeği çok seviyorum. Bana bir dua göster ki dedi. Bir dua öğret. Ben ona ulaşayım dedi. Çok basit dedim ben. Nasıl dedi? Adı ne dedim ben? Metin dedi. Başta ya Metin çekmeye dedim. Böyle baktı şimdi. O zannediyor ki bir iksirli zikir söyleyeceğim. O zikirle de o söyleyecek. Adam da tıpış tıpış gelecek ona. Güldüm ben. Bunu dedim böyle söyledim. Bir sufi hikayesi var dedim. Bir dervişin birisi gelmiş. Efendim demiş. Şeyhim anlatırdı bize. Allah rahmet eylesin. Nevşehirli Abdullah Efendi.
Efendim demiş, ben bir kızı çok seviyorum. Maşallah oğlum demiş, çok iyi. Gir oğlum hücreye demiş. Hücreye girmiş. Derviş sormuş, efendim ne çekeceğim demiş. Neydi oğlum ismi demiş. Ayşe'ydi efendim. Ya Ayşe çekeceksin oğlum demiş. Başlamış derviş, ya Ayşe, ya Ayşe, ya Ayşe, ya Ayşe. Şimdi şirke düştü diyeceksiniz siz. Ben bunu anlatırken kendini de diyecek, ya şirk yaptı. Ya Ayşe, ya Ayşe, sabah namazından sonra kapıyı birisi tık tıklıyor. Derviş açıyor, hücrenin böyle bir görme yeri var. Kapıyı açmak yasak, anahtar şeyhte. Açıyor, bakıyor ki Ayşe kapının önünde. Tak şeyhi de geliyor. Evladım Ayşe'yi istedin, Ayşe geldi diyor. Allah'ı isteseydin o gelecekti oğlum diyor. Efendim ben Allah'ı istiyorum diyor. Aa âlâ devam et oğlum diyor. Efendim ne çekeceğim? Ya Allah oğlum diyor. Allah'ı istiyorsan ya Allah çekeceksin. Ben bunu o bayana anlattım, baktı. Hiç dedim Metin, Metin, Metin diye sayıkladın mı geceleri dedim. Annen baban gelip, kızım sen kimi sayıklıyorsun böyle dedi mi? Yok dedi. Hiç rüyanda gördün mü dedim ben. Hayır dedi. Ya geri kalanını sormayayım sana dedim. Daha ne soracaktınız hocam dedi. Şuraya duvara baktığında onu görüyor musun dedim. Hayır dedi. Dedim hiçbir yerde onu görmüyor musun? Hayır dedi. Kızım sen onu sevmiyorsun dedi. Ama o dedim bununla evlenilebilir. Bununla sıkıntı yok dedim. Zaten aşık olaraktan evlenirse insanın evliliğinin hukuku kalmaz dedim. Neden dedi? Ya düşünsene dedim yani sen adama aşıksın. Yani adam nereye gitse senin de gitmen lazım. Sen ne işin var burada dedim ben. Nasıl yani dedi. Kızım aşık olan insan dedim maşukunun kapısındadır. Adam nerede dedim şu anda. E çalışıyor hocam işte dedi. Sen buradasın. Dedim kızım sen sevmiyorsun aşık değilsin dedim. Zaten o adam bizim erkeklerimiz dedim. Aşık bir kadını çekemez dedim. Kaldıramaz, götüremez onu dedim. Nasıl yani dedi. Yani dedim bir kadın aşık olsa gün 24 saat adamın yanında dedim. O dedim Ebru Gündeş söylüyor dedim şarkıda o dedim bir nefes hasrettir bana. Biz de dedim şarkıyı dinlerken oh Allah'ım ya bir nefes hasret bana diyor dedim. Getir birine bir nefes nefesine karışsın bakalım. 10 saat beraber duracak mı? Var mı? 24 saat seviyorum dedi kimseyle baş başa hiç nefes almadan durabilecek olan. Şimdi gençler diyecekler ki hocam sevdiğim olsun da bak nasıl dururum. 20 saat sonra görürüm ben. Başlarsın. Aa senin saçın kıvırcık mıydı ya? Hoş geldin 23 Nisan. Ya ben kıvırcık saçı çok tutmuyorum. Saçlar senin bugü dili olması lazım. Dakika bir gol bir. Sen sevmiyorsun. Ya seviyorum diyerekten benim şeklimi şemalimi değiştirmeye çalışıyorsun. Sen kendini seviyorsun. Evlenirken öyle demiyorlar mı? Ben kuru fasulyeyi pastırmalı severim. Ben şunu böyle isterim, bunu böyle isterim. Kim söylüyor? Kadın da erkek de söylüyor. Veya çok seviyorlar birbirlerini konuşurlarken diyor ki ben böyle 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 isterim. Harika. Çok aşıksa diyecek ki sen nasıl istersen öyle isterim. Ömür boyu bunu diyebilecek olan var mı? Zaten cihanda güneş gibi misli bulunmaz bir şey yoktur. Baki olan can güneşi öyle bir güneştir ki asla gurup etmez. Bildiğimiz güneş, bildiğimiz güneş asla misli bulunan bir şey değil. Ama ondan daha önemlisi ne var? Canımıza her gün, canımıza her gün tecelli eden can güneş olan Allah var. Ve o Allah baki, gurup etmez dedi hiç batmayan. O zaman biz hiç batmayanı sevelim. Hani İbrahim Aleyhisselam demiş ya, ben batanları sevmem.
İbrahim Aleyhisselam ben batanları sevmem diyor. O zaman aşkın hakikisine gel. Batanları sevme. Aşkın hakikisi. Batanları sevme. Bir şey batıyorsa o hakikat değildir. Batmayan hakikattir. Allah bizi ona ulaştırsın inşallah. Havva'mıza irademiz ile gitsek de evvelinden ruhani bir tanışıklığımız, bağ ve hissiyatımız mevcut mu? Evet. Ruhlar aleminde birbirleriyle tanışanlar ve sevişenler bu alemde de birbirlerini tanırlar ve severler. Hadis-i şerif. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurur. Der ki ruhlar aleminde birbirlerini tanıyanlar bu alemde de birbirlerini tanırlar ve severler. Sadece Türkçe dua edilir mi? Selamünaleyküm. Duanın dili yoktur kardeşler. Duanın Türkçesi, Arapçası, Farisicesi, İngilizcesi olmaz. Dua duadır. Dua yalvarıştır. Dil değil, hal dahi yeter ona. Bu noktada duanın illaki şu dilde olacak diye bir kaidesi yok. Hatta namaz da dahildir. Hanef İmam-ı Azam Hazretleri bu noktada iştihad eder. Bir kimse Fatiha'yı Arapçasından öğreninceye kadar kendi bildiği lisanla Fatiha'yı okuyup namazını kılabilir der. Ailem üniversite okurken evlenmemi istemiyor, erken buluyor. Anne baba hakkını çiğnemeden nasıl bir yol izlemeliyiz? Rızalarını nasıl alabiliriz? Evlenmeyi çok istiyorsan razı olurlar ki oturur bir ağlarsın, bir ağlarsın, bir ağlarsın, onlar da evlendirirler. Oturursun, seviyorum ulan dersin. Ama kız ama erkek önemli değil. Bakarlar anne baba kendilerince. Ya kızımızı mı kaybedelim, oğlumuzu mu kaybedelim, yoksa everelim mi derler. Bir seçim yapmak zorunda kalırlarsa evlenmek onlar için çok mübah bir şey olur. Gönülden isterse bir kimse olmayacak bir şey yok. Bir anne baba kızına veya oğluna ne kadar hayır diyebilecek kaldı ki bugünün anne babaları çocuklarını ilahlaştırmışken. Bugünün anne babaları ne yazık ki çocuklarını ilahlaştırdılar. Bize bunu da zaten boyuna aktarıyorlar, bize anlatıyorlar. Çocuklarınızla arkadaş gibi olun. Aa ne kadar güzel bir şey, kızınla arkadaş ol, babasın, kızınla arkadaş ol. Kız geldi, baba birisini seviyorum. Ne? Ben ona birden böyle yıldırım aşkı oldum, bugün onun oldum. Hadi arkadaş ol, hoş geldin 23 Nisan. Yok, oymadı, kan uyuşmazlığı oldu. Yok, anne anneliğini bilsin, baba babalığını bilsin, çocuk çocukluğunu bilsin. Çocuklarımız ilah değil, anne babalar ilah değil. Hocalarımız, şeyhlerimiz, zakirlerimiz, ablalarımız, abilerimiz ilah değil. İlah değil kimse. Kimseyi ilahlaştırmayalım. Patron ilah değil, devlet ilah değil. Şey efendi ilah değil kardeşim. Sana dini anlattığı müddetçe, doğruyu anlattığı müddetçe muteber bir adam. Sana doğruyu anlatmazsa yürüsün gitsin baksın işine, dağda çobanlık yapsın. İlahlaştırmayalım. Gelecekle ilgili kaygılarımızdan nasıl kurtulabiliriz? Bu yüzyılın rahatsızlığı. Bunun sebebi şu, hayat dediğimiz bu yaşamdan çok yüksek beklentilerimiz var. Çok yüksek beklentilerimiz olunca bu yüksek beklentileri karşılayabilecek argümanlara ulaşamayacağımızı düşünerekten kaygı, endişe, psikolojik, psikolojik problemler yaşıyoruz. Şunu diyemiyoruz. Ben bir seneyi bir mantoyla yaşayabilirim. Ben 3 yılda bir ayakkabı alabilirim. Hiç sıkıntı yok.
Ben illaki doğalgazlı, kaloriferli bir evde yaşamak zorunda değilim. Ben illaki çok lüks bir hayat yaşamak zorunda değilim. Benim çocuklarım da öyle değil. Ben de öyle değilim. Böyle bir şey vermekle mükellef de değilim. Ama ben hayatımı doğru, dürüst, seviyeli bir şekilde yaşamakla mükellefim. Bu kadar. Ben çalışmakla mükellefim. Evet, çalışırım. Burada eğer örneğin ben kendim için söylüyorum. Ben İzmir'e geldiğimde işte bizim gençliğimizde en lüks yer neydi otelin adı? Şeydeki Alsancak'taki Efes Oteli. Yani benim akşam yemeğini ben her gece Efes Oteli'nin çatısında yememiz lazım. Bizim gençliğimizde çatı vardı. Herkesi çatıya çıkarmıyorlardı. Çatıya çıkacak olanlar belli insanlardı. Çatıda böyle körfeze nazır akşam yemeği. Beyefendi, sıcağın yanında hangi şarap alırsınız? Soğuğun yanında hangi şarap alırsınız? İşte sıcak bunun yanında ne alırsınız? Böyleydi. Eğer beklentini o noktaya koyduysan endişen olacak. Yok. Ben bir tane de ekmek alır, ortasına soğanı da çenter koyar yerim, karnımı doyururum diyorsanız hiçbir endişeniz olmayacak. Ama kapitalist sistem bizim önümüze bunu koydu. Bunu koyunca herkes oraya koşmak, ona ulaşmak için kaygı ve endişe hastalığına tutuldu. Hepimiz koşuyoruz şimdi. Çocuklarımızı da koşturuyoruz. Çok yüksek seviyelerde bir hayat yaşamak için psikolojimizi bozuyoruz. Çok çalışmayı değil, çok lüks yaşamayı istiyoruz. Çok çalışmayı değil, çabucuk köşe dönüp çok lüks yaşamayı istiyoruz. Zakir ile beraber ders yapılan gün günlük verdiğin vacibiyetini kalkar mı? Evet. Şeyhimizi gördüğümüz ve benzeri salih rüyaları anlatmamız gerekir mi? Evet. Rüyanın tecelliyatı buna mı bağlıdır? Evet. Anlatmayıp hamd edip hayata devam etmek hata mıdır? Harikadır. Mesnevi sohbetinde Mevlana'nın yaşamış hikayelerini dinlemek isterim. İnşallah Mesnevi'ye devam ediyoruz. Zaten anlattığımız, bu okuduğumuz, az önce bir 10 beyit okuduk. Bu 10 beyitte Mesnevi'nin ilk hikayesi olan cariye ve padişah hikayesi. Padişahın cariyeye olan aşkı. Neden inanırız? Bu harika. Evet. Bu bizim fıtratımızda var. Yaratılışımızda var bizim bu. Nereye giderseniz gidin, ateist dahi inanıyor. İnanmayan bir kimseyle bir kimse yoktur. Diyeceksiniz ki ateistler inanmıyorlar. Hayır. Ateistler de inanıyorlar. Neye inanıyorlar? Allah'ın olmadığına inanıyorlar. Onlar Allah'a inanmıyorlar sadece. Ama karşılığında da bir inanç var. O da ateizm inancı. İnanmayan yok. Niçin? Fıtri, yaratılıştan var. Yaratılıştan olduğundan dolayı. Kur'an-ı Kerim'in günümüze kadar değiştirilmediğini nasıl idrak edilebilir? Bu noktada çok basit. Eğer bir harfi değişmiş olsaydı birkaç tane Kur'an-ı Kerim çıkardı ortaya. ...1400 yıldan beri ikinci bir Kur'an-ı Kerim yok. Çok tartışmalar var bunun üzerinde. Ama ikincisi yok. Şimdi İsevilerin bu noktadaki işte İncil dediğimiz kitaptan... İznik Konsülü'nde bir rivayette 700'e yakın, bir rivayette 1700'e, sayısı belli değil. Orada indire indire dörde indirmişler. Şu anda 4 tane İncil hüküm sürüyor. Ama bir tane daha Kur'an-ı Kerim yok şu anda. 1400 yıldır yok. Bundan sonra da olması oluşması mümkün değil. Bir arkadaşımız...
buraya geleni okuyorum genelde. Demek ki geldiğine göre okuyacağım, hakkınızı helal edin. Bir arkadaşımız bekaretini evvelden kaybetmiş. Şu an nişanlı ve nişanlısı durumu biliyor. Fakat kızın annesine biri durumu anlatmış. Kız da ailesi üzülmesin ve nişanı bozulmasın diye inkar edip Kur'an-ı Kerim'i şahit gösterip yemin etmek istiyor. Bu bir mahsur var mıdır? Evet. Yapmasın. Çünkü bu lanetleşmeye giriyor. Lanetleşmeye girince bir kimse, mesela bir kadının zina isnadı olsa normalde bunun şahitliği yok. Şahitliği olmayınca lanetleşilmeye gidiliyor. Yani normalde bir kadın Allah'ın laneti benim üzerime olsun ki ben zina etmedim derse, ettiyse imanını orada bırakıyor. Bir daha onun imanının kabul olması mümkün değil. Bir erkek bir kadının kadına zina isnadında bulunuyorsa ve derse Allah'ın laneti üzerime olsun, bu kadın zina etti, o zaman imanını orada bırakmış oluyor. Bakın, imanını orada bırakıyor. Bir daha geriye dönüşü yok. Bir daha normalde hani iman ettim dese de geri dönüşü yok. Hadisle sabit, ayetle sabit. O yüzden bu kardeş de demesin. Normalde nişanlısına söylemiş, nişanlısına söylemiş. Evlenecek olduğu kimsenin bunda haberi yok. Aldatmaca yok, kandırmaca yok. Bir başkasının kalkıp da bunu böyle deşmesi, söylemesi, annesine gidip bunu söylemesi gıybet oluyor. Bir kimsenin eksiğini, kusurunu araştırıp insanların önüne dökmek büyük günah, kebair. Yanlış. Bir kimse evleneceği zaman evleneceği kimseyi aldatmayacak, kandırmayacak. Ona sorumlu çünkü. Başka bir kimseye değil. Neden mezhepler ortaya çıkmıştır? Her mezhebin neden ayrı ayrı yapılması gereken görevleri vardır? Ayrı ayrı yapılması gereken görevleri yok. Hepsinde namaz farz, hepsinde oruç farz. Bu noktada birisinde namazın farz olmadığı yok. Bunlar böyle toplumların kendi içerisinde dini yenileme, dini yaşanabilir hale getirerekten değişik içtihatlar ve fikirler çıkmasıdır ki bu dinin zenginliğidir. Din başka türlü kendisini yenileyemez. O zaman ilme, fikre dur demesi lazım ki bu din anlayışı işte Hristiyanlardaki Katolik anlayışı gibi bir şey olur. Oğlum psikolojik tedavi gördü fakat değişim yok. Üç harfliler olur mu, çaresi nedir? Evet, cinni taifesi vardır, Kur'an'la sabit. Ama cinni taifesi kalkıp da böyle çocuk insanların üzerine etki edebilecek noktada değildir. Bizim toplumumuz fiziki bir şeyi böyle ruhi bir şey olarak, manevi bir şey olarak algılıyor. Bu fiziki bir şey. O kimsenin beyniyle alakalı, beyin hücreleriyle alakalı rahatsızlığı. Eşitlik olmadığını söylediniz geçen ay, adalet varmış ama ikisi de yoksa ne vardır? Ve benim sınıfım ahirette farklı bir yerde olmalıdır diyorum. Sonuçta benim sınıfım hayata hep uzaktan bakıyoruz. Evet, adalet vardır. Eşitlik söz konusu olmaz. Yani kadın erkek eşitliğini kabul etmem. Kadınla erkeğin de arasında adalet vardır. İnsanların da kendi aralarında adalet vardır. Birisi 100 kilo kaldırır, birisi 50 kilo kaldırır. Birisi çok ilim ehlidir, çok çalışmıştır. O çok çalışan kimse çok biliyordur. Çok bilen kimseyle az bilen aynı olur mu? Ayet-i Kerime'de diyor ki bilenlerle bilmeyenler aynı olur mu? Bunun nereden eşitliği olacak? Bu mümkün değil. Adalet nedir? Çok okuyan, çok araştıran bir kimsenin payesini vermektir. Onun payesini, onun çalıştığının karşılığını vermektir. O zaman bu adalettir. Adalet yoksa insanlar önce adaleti tesis etmekle yükümlüdürler. Önemli olan adalet anlayışımızın oturması. Ama biz kendimiz dahi kendi üzerimizde adaleti isterken kendi işimize yaramayan bir noktada adaleti ne yazık ki kabul etmeyiz. Hepimiz de kırmızı ışıkta duruyorsak, hepimiz de hiç ihlal etmiyorsak o iyi, adalet noktasında iyi bir yoldayız demektir. Birimiz kırmızı ışığı ihlal ediyorsa ve ihlal eden bir cezaya maruz bırakılmıyorsa orada adalet yoktur. Bakın, orada adalet yoktur. Tesis edilmesi de mümkün değil.
Biz şimdi kızarız. Milletvekilleri neden kırmızı ışıkta durmuyor? Biz milletvekili olunca biz de durmayız. Biz deriz valiler neden kırmızı ışıkta durmuyor? Biz vali olunca biz de durmayız. Adalet, iman. İman, iman. İman kemale ererse adalet kemale erer. Sıkıntımız bu. Madde maneyi bozar. Ne demektir? Bunun ortası ne olmalıdır? Madde dedi dünya. Dünyaya sahip olma. Bu hırs insandaki manevi düzeni, sistemi alt üst eder. O yüzden bu noktada biraz kendimize dikkat edeceğiz. Vav haline bürünmek ne demektir? Boş sözler bunlar. Harf harftir. Vav haline bürünmektense elif gibi ol. Bak vav haline bürünmektense elif gibi ol, dimdik ol. Düpdüzgün ol, dosdoğru ol. Harflerin kendi içerisinde manaları bizim verdiğimiz manalardır. Harfin bir manası yoktur. Kendi kendimize bir harfin arkasına sığınıp bir felsefe çıkarmayalım. Din belli, Kur'an ve sünnet. Yol belli, kulluk. Kulluk. Bu yolun sonunda padişah olmak yok. Bu yolun sonunda, oturduğumuz durduğumuz yolun sonunda peygamber olmak yok. Bu yolun sonunda Allah olmak yok. Bizimle beraber yürüyen arkadaşlar yolun sonunda bulacakları, ulaşabilecekleri şey kulluk. Kulluk. Bizle beraber hareket edecek olanlar yolun sonunda Mehdi olma ihtimalleri yok. Peygamber olma ihtimalleri yok. Allah olma ihtimalleri yok. Yani bir sabah birisi kalkar ben Mehdi oldum derse hep beraber güleriz ona. Hatta daha ileri bir şey de yapabiliriz. Kulağına fısıldarız. Bir doktoru görünsen iyi olur. He ne? Ya iyi bir psikolog varmış, bir psikiyatri. Orhan Hoca'dan şey alabiliriz. Bu konuda yardım alırız. Hocam 9 Eylül'de iyi bir psikiyatri kim var? Ne oldu? Bir sabah bu arkadaşım birisi peygamberliğini ilan etti de. Yok. Allah muhafaza eylesin inşallah. Mezheplerin hangisi Kur'an-ı Kerim'deki aklını kullanan mezheptir sizce? Mezheplerin hepsi de aklını kullanırlar. Aklını kullandıkları için mezhep olmuştur zaten. Bakın aklını kullanmayan bir kimse mezhep olmazdı. Neden? Aklını kullandı. O hükümden onu çıkardı. Ondan onu çıkardı. Dedik ya bu da olabilir. Öyle mezhep oldu. Efendim? Çelişmeleri akıllarının kemaliyle alakalı. Akıl kemale erdikçe bir önceki aklın bulduğunu reddediyor. Az önce atomu bulmuş, demiş ki adam atom parçalanamaz. Sonradan gelen onun üzerinde düşünmüş. Parçalanabilir demiş. Parçalamış. Sonradan gelen bunun bir tane daha altı olması lazım demiş. Bir altına daha inmiş. O demiş ki bundan sonrası yoktur. Hakikatin hakikati vardır dediğim şey o. Öbürkü gelmiş, bunun daha da hakikati vardır demiş. Bir altına daha inmiş. Bak ilk önce X ışınını bulmuş, ardından fotonları bulmuş, bilmem ne ışıklarını bulmuş. Atomdan bir sürü, hocam anlattı, bir sürü ışıklar bulmuş. Ben kendi kendime diyorum ki, bir alta daha inmeleri lazım. O zaman bu mezhepleri çok geçmişte bırakmadık mı? Şu anda neye göre aydınlanmamız gerekiyor? Yani aklımızın aldığı... Biraz şatahat yapayım, ben mezhebim işte. Neden dinliyorsunuz beni? Bitti. Bu da aynı. Mezhep de aynı. Onun aklı kapasitesine, duygu kapasitesine hitap ediyor o. Diyor ki, ya ben bu görüş ve düşünceleri kabul ettim.
Ya Kur'an'dan da bir ona ayet söyledi. Bir tane de hadis-i şerif söyledi arkasına. Ya bu tamam ya dedi. Ben Bayındır'da Oktay, Nuri, Harun şahittirler. Ayakkabıyla namaz kılıyorum. Hatırladınız mı? Bir arkadaşın kafası kırdı arkadaş. Ayakkabıyla namaz kılıyor dedi. Ben dedim ki arkadaşlar, ayakkabıyla namaz kılınır. Bununla alakalı hadis-i şerif var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ayakkabıyla namaz kılmış. Hadis var. Ben hadisi şerifi kendime dayanak göstererekten eyleme geçiriyorum onu. Ayakkabıyla namaz kılıyorum. Askere gidenlere diyorum ki sabah botlarınızı giyerken abdestli botlarınızı giyin. Abdest alacağınız zaman botlara mest edebilirsiniz. Siz gidin botlarınızın üstüne mest edin. Sabahtan akşama kadar botlarınızı çıkarmayın. Botun üstüne mest ederek de namazınızı kılın. Ortalık ayağa kalkıyor. Hanımefendi mezhep oluyor işte. Bakın çok basit. Adı konulmamış benimkinin. Hanefi'ye göre bir kimsenin ayakkabıyla namaz kılması caiz değil. Hatta biraz daha ileri gideyim. Sakın camiye ayakkabıyla gireyim demeyin. Kağıt gibi yırtarlar sizi. Kağıt gibi yırtarlar. Halbuki bir bayan düşünebiliyor musunuz? Çizmesinin üzerine mest etse. Abdest alması, böyle şey yapması zor ya bayanlar için. Yani hele cuma günü İstanbul'da bir bayanlar tuvaleti portresi çizdi oradaki bayanlar. Yani içim kalktı benim. Şimdi bir bayanın işte çizmenin üzerine mest edip gidip caminin arkasında botuyla namaz kıldığını düşünebiliyor musunuz? O bayanlar o hem cinslerini kafirsin sen deyip camiden atarlar. Söyleniyor değil öyle. Biz arkadaşlara tavsiye ediyoruz. Her gittiğim yerde bayanlara da tavsiye ediyorum. Cuma namazlarını camilere gidin. Çocuklarınızı da alın. Oradaki imam bir kafası karışsın. Cemaatin kafası karışsın. Siz nereden geldiniz desin. Taşlamaya kalksınlar, dövmeye kalksınlar. Ey o birileri mağdur olsun lütfen din adına. Biz mecaz olan şeyler adına mağdur oluyoruz ya. Bir alışveriş merkezi 2 liralık laptopu 1.800'e indirdi diye sabah 4'te herkes birbirini kırarcasına sıraya giriyor ya. Giriyor mu sıraya? Giriyor. Bir cuma için neden girmesin? Hem diyeceğiz ki kadınlar olarak bu erkek hiyerarşisini kırmamız lazım. Kıralım bu erkek hiyerarşisini. Ayet-i kerimede iman eden erkekler, iman eden kadınlar, namaz kılan erkekler, namaz kılan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. Bunu söyleyen kim? Kadının birisi geliyor. Ya Resulallah bu erkek dinler, bu erkek din erkeklere mi aittir? Kadınlara ait değil mi bu din diyor. O ne güzel bir kadın. Tak ayet-i kerime geliyor. İman eden erkekler, iman eden kadınlar. Namaz kılan erkekler, namaz kılan kadınlar. Din sadece erkeklerin münhasır bir şey değil. Ya yani ben mezhebim derken Allah affetsin. Benimki yani böyle şataat gibi algılanmasın ama Hanefi mezhebinde yok mesela bu. Örnek Hanefi mezhebinde namazları cem etmek yok mukim iken. Ama hadis-i şerif var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri mukim iken yani Medine'de dururken bir yere yolculuk etmediği zaman da namazı birleştirmiş öğlenle ikindiyi. Ben çalışan bayanlar için diyorum ki vakit buldunuz öğlenle ikindiyi kılın. Cem edin. Ben Ege Üniversitesi'nde şeyhim ameliyat oldu. Onun başında durdum yaklaşık işte hani Oktay 12 gün mü falan kaldıydık öyle miydi? Aşağı yukarı.
Yaman Tokat Şeyh Efendi'nin doktoruydu. Meşhur ya. Bilmiyorum, çalışıyorum. Daha çalışıyor mu hocam? Emekli mi oldu artık? Eski, çok eski. O zaten ben onu görünce dedim ki ya şeyh bunlarmış dedim yani. O böyle ameliyattan çıkıyor. Hasta yakınları. Hepsi de arkasında. Öğrenciler, talebeler. Yaman Tokat bir çıkıyor, arkasından güruh yürüyor. 100 kişi falan yürüyor arkasından. Herkes bir şey soracak. Geçen gün televizyonda onun öğrencisi, o zaman doçenti, profesör olmuş, bir nakil yapmış şimdi. Özel bir hastanede onun gördüm, tanıdım. O alnı açık bir doçenti vardı ya, Oktay, o. Şimdi Yaman Tokat'a sordum. Hocam dedim, bir nakil, karaciğeri bir taraftan kesiyor, bir tarafa naklediyor. Ondan başka yapan yoktu ilk önceleri. Amerika'ya filan, İngiltere'ye ameliyata gidiyordu. Ona dedim, hocam 14 saat, 16 saat ameliyatta kalıyor, 18 saat ameliyatta kalıyor. Dedim, hocam ne yapıyorsunuz? Vallahi yapacak bir şey yok dedi. Yani ameliyata devam ediyoruz dedi. Ben kendi kendime dedim, bu adamın namazları cem etmesi lazım dedim. İçimden. Adamın namaz filan kıldığı yok. Beni de çok seviyor. Organ naklini de ona sordum ben. Bakın, ben organ nakline caiz değil diyorum ya. Ona sordum. Hocam dedim, bana soruyorlar. Bana direkt söyle. Direkt söyle. Organ naklinde o şahıs kesin olarak öldükten sonra mı alıyorsunuz, ölmeden mi alıyorsunuz? Benim böyle yanağımı okşadı. Hocam dedi, sen imza attın mı dedi. Atmadım dedim ben. Atma dedi. Hocam benim soruma cevap ver dedim. Ölünce mi alıyorsunuz, ölmeden mi? Bana şunu dedi. Ölmeden alınan, ölünce dedi, alınan organların hiçbir değeri yok dedi. Ölmeden alıyoruz dedi. Ben ayet-i kerime, ölüm kararı Allah'a aittir. Öldürme Allah'a aittir. Bir kimsenin yaşamsal verileri makineye bağlı olsun, hiç önemli değil. Zzzt, orada makine duruncaya kadar onu yaşatmakla mükellefsiniz. Bu benim kendi dini görüşüm. Bak bir de iştah çıktı. Diyanet fetva veriyor mu? Veriyor. Diyanet diyor ki organ nakli caizdir. Hukuki ve tıbbi olarak öldüyse onun şeyi olabilir diyor. Hani ne o? Organları alınabilir diyor. Ben de şunu diyorum. Tıbbi olarak öldüğüne hükmeden kim? Doktorlar. Hukuki olarak ölümüne kim hükmedecek? Buyurun hocam. Hukukta burada hekimin verdiği karar aynı. Hakim nasıl hukuku temsil ederek karar veriyorsa, tıp etiği içerisinde de ölüm kararı 5 kişilik bir komisyon tarafından verilir ve ölümün ne olup olmadığı tayin edilmiştir. Hocanın size söylediği, ölüyü nakledemez, hücrelerin ölmesi lazım. Ama bakın, kişi öldüğü zaman hücreleri yaşar. Onun için organını alıp nakleder. Ama hayatı tekrar bugünkü teknolojiyle döndürülemeyecek durumda. Beyin fonksiyonlarını, yani detaya girmeyelim ama o kişi ölmüştür artık. Ben buna itiraz etmiyorum. Ben de kendimce kendi... Birinci bu kendi şerhim benim de. Kalbini alıyorsanız kalp hücreleri yaşıyor. Çünkü belli bir zamanı var, her organ nakli. Belli bir zamanı var. Ben öldükten sonra kabul ediyorum zaten. Tamam, öyle. Benim nefesim bittikten sonra yağmalasınlar. Zaten kural böyle. Tamam, yok. Bu noktada hani diyor ya Yunus. Atın imzalıyordu. Yok, atarım onu. Benim normalde ölüm olduktan... Bu noktada bir sıkıntım yok. Ama 5 kişinin toplanıp da bu kimse öldü hükmünü o vermesin. Hayır. Hükmü şöyle veriyor. Ölüm tanımlanmıştır zaten. Ölüm bilinir yani. Dolayısıyla bu böyledir. Hadi diyorsunuz ya, tecelli ediyor. Aynı şekilde. Siz nasıl birinin başında oturuyorsun, nefesi kesildi. Aynayı koydun, nefesi gelmiyor. O oluyor, bu oluyor. Onun bir kademe ilerisinde karar veriyor. Tamam hocam. Kabul ediyorum. Sizin için hayattaki en mükemmel ve en mükemmel ve en kötü şey nedir?
Ya böyle bir şey olunca yuvarlak bir söz çıkar bunun arkasında. Benim için en mükemmel şey Allah'tır. Bu böyle değil. Yok. Beni konuşmayalım zaten ya. Boş ver. Bir ateisti Allah'a nasıl tanıtabiliriz? Aramızda kalsın bir akraban böyle. Kalmadı aramızda. Ben platanör gibi çekiyorum. Bulaşıcı bu. Ben o yüzden diyorum takip etmeyin. Bir gün hep beraber buradan döne döne çıkacağız. Gaziemir ayağa kalkacak, İstanbul koltuğumuzun altında, İzmir koltuğumuzun altında. Diyecekler ki bunlar ne kullanıyorlar? Allah bizi yesin inşallah. Tabii soruya dönelim yine. Aramızda kalmadı çünkü. Bakın arkadaşlar, bizim birisine inanç aktarmanın yolları var. Mesela hiçbir şeye inanmayan bir kimseye peygamber anlatamazsınız. Ona kitap anlatamazsınız. Hiçbir şeye inanmıyor. Ona ancak bu mükevvanatı idare eden bir güç var diyerekten başlayabilirsiniz. O kimse müşrik de değil. O kimse müşrik olsa şirk ehli. Onu şirkten kurtarmaya çalışacaksınız. Veya o kimse İsevi mesela. Siz o İsevi bir kimseye bizim kitabımız böyle deyip de kitapları dövüştüremezsiniz. Dersiniz ki biz İsa'ya da iman ettik. Biz İncil'e de iman ettik. Ne demek bu? Ben senin peygamberine iman ettim. Sen de bir sefer benim peygamberime iman et. Getirdikleri ikisinin de hak. Ben senin İncil'ine iman ettim. İncil benim de kitabım. İncil sana ait değil sadece. Tevrat sana ait değil sadece. Musa senin peygamberin değil sadece. Benim de peygamberim. Biz böyle söylesek, önce bizim Müslümanlar bizim küfrümüze fetva veriyorlar. Ya kardeş, bak sen bendensin. Gerçekten. Yok tabii doğru söylüyorsun. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Yani o kimse kendince saplantı halinde tutuyor kendisini. Siz ona biz İsa'ya da iman ettik deyince bakıyor. Ya ayet-i kerimeyi bilmiyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Musa aleyhisselamın Firavun'un zulmünden kurtulmuş olduğu günle alakalı Musevilerin oruç tuttuğunu görünce soruyor, ne orucu bu? Museviler böyle bir oruç tutuyorlar deyince bu orucu tutmak önce bize yakışır diyor. Aşure orucu. Bakın hala da tutuyoruz biz. O yüzden burada normalde din anlatmanın yolu var. Bu yolu bilmiyorsan konuşma. Anlatacağım diye de uğraşma. Sen kendini madar etmekte kalmıyorsun. Karşındaki kimsenin önünde dinini de madar ediyorsun. Buna hakkın yok senin. Bilmiyorsan susacaksın. Biliyorsan anlatacaksın ince ince, tatlı tatlı. Nasihat edeceksin. Bilmiyorsun, hiç anlatma. Veyahut da böyle kenayesine bir şey sormak için değil, böyle tartışmak, birbirini yemek için olan bir muhabbet. Sus, gerek yok. Hiç gerek yok. Din, öğrenmek isteyene anlatılır. Öğrenmek istemeyene anlatılmaz. İlim, bilim,
öğrenmek isteyenedir. Öğrenmek istemeyene değil. Biz bu hataları yapıyoruz. Yani genetikle alakası yok bir kimsenin. Hocam ona genetiği anlatacak. Ya adamın genetikle alakası yok. Genetikle alakalı bir şey de öğrenmek istemiyor. Yani hocam da tutmuş otobüste birisini, ona genetik anlatacak örneğin. Ya bu ilim değil. Ama biz bunu yapıyoruz. Otobüste bir tanesi birisi diyor ki ya işte İslam adına bir şey söylüyor. Otobüsün bütün herkes dindar kesildi. Herkes de alim oldu orada. Din alim oldu herkes. Herkes bir şey söylüyor. Herkes bir tartışmanın içinde. Gerek yok. O diyor ki zaten ortalığı karıştırmak için benim bulunduğum yerde oldu böyle bir şey. Ben ateistim dedi. Eline omuzuma koydum. Maşallah ne kadar güzel dedim. Hocam ben ateistim dedi. İyi kardeşim dedim ya. Sen ateistsen bu koltuğa mı oturmak istiyorsun? Ne istiyorsun? Yo tamam. Neden bunu bir daha tekrarlıyorsun ki dedim. Sen de saplantı haline gelmiş dedim ben ateistim demek. Ben sana ben Müslümanım, ben İsevi'yim, ben Hristiyanım, ben Musevi'yim, ben Hindu'yum, ben ata tapıyorum, puta tapıyorum dedim mi ben sana dedim. Hayır. Sordum mu ben sana dedim. Hayır dedi. Sen insansın ama değil mi dedim. Evet dedi. Tamam iki insan oturuyoruz dedim. Beraber gemide yolculuk edeceğiz. Biletlerimiz yan yana geldi. Sen ateistsen ateistliğini bil. Böyle baktı şimdi. Sen nesin dedi. Benim ne olduğum belli değil dedim ben. Şimdi ben Müslümanım desem başlayacak bana şey yapma. Nasıl yani? Ben dedim bir bendeki beni çözebilsem ne olduğumu anlayabileceğim dedim. Ben ne yazık ki dedim bendeki beni çözemedimden ne olduğumu bilemedim daha dedim. Bir ne olduğumu bilsem zaten bütün her şeyi bileceğim dedim. O yüzden dedim ben ancak dedim kendimi bilmeyen olarak görüyorum dedim. Sen maşallah dedim kendini de bilmişsin, kendinin ne olduğunu da dedim bilmişsin. Harikasın dedim. Nasıl yani dedi? Ya ateistsin ya dedim. Ateistliğini de bilmişsin ya. Demek ki dedim kendin bendeki beni görmüşsün. Bendeki benin senin dedim ateistmiş. Ya dedi ben nereye geldim ya dedi. Dur şimdi dedik ya, bendeki ben ne, sendeki sen ne, sendeki ben ne, bendeki sen ne dedi bu şimdi. Dedim sen, sendeki seni de biliyorsun, bendeki beni de biliyorsun ki dedim. Sen kendini ateist görmüşsün. Dedim bendeki beni de biliyorsun ki dedim ben, bendekini de Müslüman görmüşsün. Sen dedim maşallah, demek ki dedim bendeki benden haberin var, bendeki ben Müslümanmış. Sendeki sen de dedim ben, sendeki senden de senin haberin var, sen de dedim ateistmişsin. Sen söyledin bunu dedim. Ne okuyorsun dedi. Elimde de küçük bir risale var, İnsanı Kamil. Boşlar benim okuduğumu dedim. Neden dedi? Benim okuduğum seni bozar dedim ben. Hoca mısın dedi? Değilim dedim. Dedi hocam dedim az önce dedi. Sen öyle gördün dedim. Nasıl yani dedi? Sendeki sen dedim, bendeki beni dedim hoca olarak gördü dedim. Ben sana hocayım dedim mi dedim ben? Demedin dedi. Sen neden hoca dedin dedim? Böyle baktı şimdi. Sen neden hoca dedin bana dedim. Ben sana hocayım dedim mi demediniz dedi. Bu başladı izli sayın öyle yumuşadı. Ne oldu dedim bendeki ben sendeki seni yendi mi yoksa dedim. Ne oldu dedi çok agresiftin şimdi agresifliğin kalmadı dedim ya. Oysa dedim bendeki ben sendeki seni agresif olarak tanımaya müsaitti dedim. Kafam karıştı benim ya dedi. Ya ben neyim şimdi dedi. Kendine bak dedim. Ne olduğunu gör dedim. Nasıl bakacaksın dedi. Elini tuttum şimdi. Kaldırdım elini. Bak dedim eline. Baktı şimdi bu. Ne var orada dedi. Ayna dedim. Baktı.
Ha dedi, hani böyle dedi, anlatırlar dedi, bazı kitaplarda dedi, gökten bir ermiş iner dedi. Sen onlardan mısın yoksa dedi. Böyle baktım, ondan sonra, bak sendeki sen gene karıştırıyor dedim ben. Nasıl dedi, ya az önce ateistin dedim, gökten inenlere inanmıyordun. Şimdi dedim, sen o gökten inenlerden misin diyorsun dedim. Bak dedim, sendeki seni zapt et. Sendeki sen dedim, bendeki benin hakimiyetinin altına giriyor dedim. Bu durdu şimdi. Bendeki ben öyle bir ben ki dedim. Ayağa kalksa şimdi dedim, bütün gemiyi ele geçirir dedim. Çok agresif dedim. Ben onu durdurmaya çalışıyorum. Durmuyor dedim. Şimdiki sendeki seni gıdıklıyor boyuna dedim. Çentik atıyor dedim. Ne haindir o biliyor musun, bendeki ben dedim. Senin bildiğin gibi değil dedim. Seninkinden daha ateisttir dedim. Nasıl dedi, seninkinden daha inkarcıdır dedim. Nasıl dedi, ben inandım derim dedim. O hayır. Daha da der dedim ben. Ben bu yeter derim dedim ben. O hayır der, daha da der, daha da, daha da, daha da. Yok mu daha, yok mu daha der dedim. Böyle baktı. Ben yerimi değiştirebilir miyim dedi. Hayır dedim. Otur burada. Topla kendini. Topladı bu şimdi kendini. Böyle bakıyor şimdi. Affedersiniz. Ben böyle duruyorum şimdi. Bizim sülalede kırıklık var ya. Böyle tarzımız değişiyor bizim. Bizde var, damarlarda var, bayındırılık var. Ben öyle duruyorum şimdi. Affedersiniz dedi, baktım. Susuyorum şimdi. Nerelisiniz dedi bana şimdi. Döndüm. Nereli olduğumu bilsem burada ne işim var zaten dedim. Anlayamadım dedi. Siz dünyalı değil misiniz dedi. Hayır dedim. Gemilen gidiyoruz ama. Bu arkadaşın elinde laptop, laptop bir şey, bu ne o? Tablet, mablet, ıvır zıvır, kulaklık, mulaklık hepsini attı, çantanın içerisine koydu, bakıyor öyle bana. Dedim, sen iyi bir ateist değilmişsin dedim. Nasıl dedi? Yenildin dedim. Seninle din konuşmama gerek kalmadı dedim. Bendeki ben dedim, sendeki seni tokattı geçti dedim. Gerçekten, cidden söylüyorum dedi. Nerelisiniz dedi. Dünyalı değil misiniz gerçekten dedi. Değilim dedim. Kaç yaşındasınız dedi. Hesaplamadım dedim. Nasıl yani dedi. Basbaya dedim. Sen hesapladın mı yaşını dedim. Evet dedi. Kaç yaşındasın sen dedim. İşte kaç dedi. 29 yaşında mı ne? 29 yaşındayım dedi. Doğru mu hesabın dedim ben. Doğru dedi. Bir daha hesapla dedim. Nasıl yani dedi. Kim dedi sana 29 yaşında olduğunu dedim ben. Annem dedi dedi doğumunu. Annen nereden biliyormuş ki dedim. Annen senin yaşını nereden biliyor? Kendi yaşını biliyor mu ki senin yaşını soruyor dedim. Hocam ben dünya yaşını soruyorum dedi. Ben sana dünyalı değilim dedim ya dedim. Biz burada durucu değiliz dedim. O yüzden dünyalıyız demiyoruz dedim. Sen burada durucusun herhalde dedim. Elimi vurdum omuzuna. Yok hocam ben de durucu değilim dedi. Sonra elimdeki kitabı ona hediye ettim. Dedim al bunu oku. Ne olduğunu gör dedim. Feridettin Attar'ın mıydı? Öyle bir şeydi. İnsanın Kamil'de küçük bir risalesi vardı. Seni nerede bulabilirim dedi. Öyle baktım. Arama beni dedim. Selamünaleyküm.